Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı 2. Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. 2. Murad'ın 4. oğludur. 1443 baharında iki lalasıyla Manisa'ya vali gönderildiği bilinmektedir. Aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya valisi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna geldi. Fatih Sultan Mehmed'in Cem ve Bayezid isimli iki oğlu ve Ayşe ile Gevherhan isimli iki kızı olduğu bilinmektedir. Tahttan çekilmeyi düşünen 2. Murad, 1444 baharına doğru onu Manisa'dan yanına getirtmiştir. 2. Murad, kapı kulu ve paşalar önünde tahtı resmen oğlu Mehmet'e bıraktığını ilan etti. Kendisi Bursa civarında zahitlerle inziva hayatına çekildi. 2. Murad'ın tahtını 12 yaşında bir çocuğa bırakarak çekilmesi devleti ağır bir bunalıma sürükledi. Haçlı taarruzu her zamankinden daha ağır bir şekilde kendini gösterdi. Bizans İmparatoru, Venedik, Papalık ve Yanko, Türklere karşı kesin darbeyi vurmanın tam zamanı olduğunu düşünüyordu. Osmanlı'ya karşı saldırıya geçtiler. Varna'da iki ordu karşı karşıya geldi. Bu arada 2. Murad, devleti zor durumdan kurtarmak için ordunun başına yeniden geçti. 1444 yılında gerçekleşen Varna Savaşı'nı 2. Murad'ın kazanması, Balkanlarda Türk hakimiyetini kesinleştirmiş ve Osmanlı Devleti'ni zayıf yakaladığını düşünen Batılıları hezimete uğratmıştı. Bu olaydan sonra 2. Murad'ın tekrar tahta geçmesi devletin iç ve dış güvenliği için gerekli görülüyordu. 2. Murad 1446 yılında 2 yıllık bir aradan sonra tekrar saltanata geçmiş oldu. 2. Mehmet veliaht sayıldı ve Manisa'ya gönderildi. Resmi olarak Mehmet Çelebi Sultan unvanıyla anılan 2. Mehmet'in o zamanki durumu daha önce padişah olduğundan bir şehzadeninkinden farklıydı. 1450 yazında 2. Murad oğlu Mehmed'i yanına alıp Arnavutluğa ikinci seferini yaptı. O senenin kışında Sultan Şehzade 2. Mehmed'in Dulkadir oğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun'la evlenmesi dolayısıyla Edirne'de muhteşem bir düğün yapıldı. Düğünün ardından 3 Şubat 1451 tarihinde 2. Murad hastalanarak vefat etti. Bu tarihten sonra 2. Mehmet yeniden tahta çıkmış oldu. Sultan 2. Mehmet'in yeniden tahta çıkışı düşmanları ümitlendirdi. Osmanlı Devleti'ne yeni bir darbe vurma zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Ancak karşılarında yakın bir tarihte cihan imparatoru olacak bir cengaver vardı ve gözünü İstanbul'a dikmişti. Yeni padişah ilk iş olarak Anadolu Hisarı karşısında bir hisar yapılmasını emretti. Rumeli Hisarı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Diğer hazırlıklar da tamamlanınca 2. Mehmet Bizans İmparatoruna İstanbul'u teslim etmesi, aksi halde savaşa hazırlanması gerektiğini bildirerek savaş ilan etti. Allah Resulü'nün müjdesine ulaşmak ve devlet toprakları arasındaki engeli kaldırmak için çıktığı yolda başarılı olan 2. Mehmet, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti.
İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluşunu ve padişahın durumundaki değişiklikle sonraki büyük fetihlere hazırlayan esas olaydır. İstanbul'un fethi, diğer fetihlerin müjdesi olmuştu. Bu dönemde Balkanlar tamamen Osmanlı yönetimi altına girmiş, her bölgeye evladı Fatih Hanlar yerleştirilmişti. Fetih hareketleri Avrupa işlerine doğru uzandığı gibi Anadolu'da da devam etti. Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'da devlete sıkıntı çıkaran beylikleri yola getirerek sükuneti sağladı. Bu dönemde yaşanan en büyük fetihlerden biri de Trabzon'un fethiydi. Fatih, 1461 yılında Trabzon seferine çıktı ve aynı yıl Trabzon'u fethetti. Trabzon'un fethi, Pontus Rum Devleti'nin tarih sahnesinden silinmesi ve Kuzey Anadolu'nun tamamen Osmanlıların hakimiyeti altına girmesi anlamına geliyordu. Trabzon'un fethi, aynı zamanda bölgede önemli bir güç olan Akkoyunlu Devleti'nin hükümdarı Uzun Hasan'a karşı bir hakaret sayılıyordu. Yaşanan bu olaylar Osmanlılarla Akkoyunluları karşı karşıya getirdi. 11 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli'nde başkent mevkiinde gerçekleşen savaşı Fatih Sultan Mehmet kazandı. Böylelikle Anadolu'da uzun zamandan beri devam etmekte olan ayrılıklar büyük ölçüde sona ermiş oldu. Yeni bir imparatorluğun gerçek manada kurucusu olan Fatih Sultan Mehmet, yeni bir sefer için Üsküdar'a geçtikten sonra Üsküdar'la Gebze arasında Hünkar Çayırı'nda, şimdiki Maltepe civarında 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Türbesi yaptırdığı ve kendi adıyla anılan Fatih Camii haziresindedir. Fatih Sultan Mehmet, tarihte imparatorluk kurucularının vasıflarını taşır. Dünya hakimiyetini amaç edinmiş kudretli bir asker ve geniş görüşlü bir kültür adamıdır. Fatih'in bütün hareketlerinde devletini her bakımdan dünyanın en üstün ve kudretli imparatorluğu haline getirmek fikri hakimdi. Birçok ilme karşı ilgisi olan Fatih Sultan Mehmet, özellikle din felsefesi, coğrafya, matematik, astronomi ilimleriyle ilgilenmiştir. Bu ilimlerde devrin büyük alimlerinden dersler almıştır. Fatih Sultan Mehmet, Avni mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Açık ifadeleri ve akıcı uslubu Türk şiirinin güzel örnekleri arasında sayılmıştır. Allah, Peygamberimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet'e ve nesline rahmet eylesin.